Cem restoranındaki içecek otomatının müşterilere doğru miktarda içecek servis edip etmediğini merak ediyor. Otomattan 20 içecek doldurarak sıfır hipotezinin otomattan doldurulan içeceklerin gerçek ortalamasının 530 mililitre olduğu ve alternatif hipotezin de popülasyon ortalamasının 530 mililitre olmadığını ileri sürdüğü testi yapıyor. Örneklemdeki içeceklerin ortalama miktarı 528 mililitre, standart sapması da 4 mililitredir. Bu sonuçlar T istatistiği eksi 2,236 ve P değeri olarak da yaklaşık olarak 0,038'i vermektedir. Çıkarım yapabilmek için gerekli koşulların sağlandığını varsayarsak, 0,05 anlamlılık düzeyinde elde edilebilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? İşte bunlar da seçeneklerimiz. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi birlikte yapalım mı? Neler olup bittiğini bir kere daha hatırlayalım. Elimizde bir içecek ana kütlesi yani popülasyonu var ve bunun gerçek ortalaması ile ilgileniyoruz. Sıfır hipotezi bunun 530 mililitre, alternatif hipotezde 530 mililitre olmadığını ileri sürüyor. Sıfır hipotezini test etmek için bir örneklem alıyoruz. Örneklemin boyutu 20 içecek. Bu örneklemi kullanarak bir örneklem ortalaması ve örneklem standart sapması hesaplıyoruz. Aynen burada söyledikleri gibi. Sonra da bu bilgileri ve örneklem boyutunu kullanarak bir t istatistiği hesaplıyoruz. t istatistiğini kullanarak da bir p değeri. P değeri sıfır hipotezinin doğru olduğu varsayılarak bu denli uç bir değer elde etmenin olasılığını verir. Bu olasılık eğer anlamlılık düzeyinden düşükse bunun düşük bir olasılık olduğunu söyler, sıfır hipotezini reddeder ve alternatif hipotezi değerlendiririz. O halde bu sorunun da püf noktası bu p değeri ile anlamlılık düzeyini karşılaştırmaktan geçiyor. P değeri yani 0,038 anlamlılık seviyesinden yani 0,05'ten küçük. Bundan dolayı da sıfır hipotezini reddedip alternatifi yani gerçek ortalamanın 530 mililitreden farklı olması durumunu değerlendirmemiz gerekir. Seçenekler arasında da bir bakalım. Birincisinde sıfır hipotezini reddet diyor. Bu içeceklerin ortalamasının 530 mililitreden farklı olduğuna dair kuvvetli bir kanıttır. Evet bu doğru görünüyor. Alternatifi yani ortalamanın 530 mililitreden farklı olduğunu değerlendirmemiz anlamına geliyor. İsterseniz diğer seçeneklere de göz atalım. Burada da sıfır hipotezini reddet diyor. Buraya kadar doğru. Bu içeceklerin ortalamasının 530 mililitreden farklı olduğu sonucunu çıkarmak için yeterli derecede kuvvetli bir kanıt değildir. Hayır, birinci seçenek bundan daha doğru. Sıfır hipotezini reddetme. Hayır. P değeri anlamlık düzeyinden küçük olduğu için sıfır hipotezini reddediyoruz. Burada da reddetme dediğine göre bunu da eliyorum ve doğru seçeneği bulmuş olduk.